itibaren annemiz, babamız, çevre, toplum bize bir din anlattı, bir Allah anlayışı anlattı. Hep göklerde elinde sopayla bekleyen, sevdiğini cennete katan, sevmediğini yakan, ateşlere atan bir Allah anlattılar bize. Biz de bu inançla fakirliğe şükrettik dedik kaderimizdir. Zenginlere baktık, imrendik. Kendi kendimize sorgulamalar yaptık bazen. Dedik ki Allah'ım, neden insanların çoğu böyle zengin de bizim gibi varoşlarda, sokaklarda, mahpushanelerde, zindanlarda ezilen insanlar neden acı çekiyor? Biz o görmediğimiz Allah'ı ne mahpushanelerde unuttuk, ne hücrelerde, ne zindanlarda, hiçbir yerde unutmadık onu. Yıllarca ibadetler yaptık. Tarikatlere gittik, mürşitlere gittik, medreselere gittik, eğitim aldık. Bize tasavvuf öğrettiler. Şu kadar zikir yapacaksın, İşte şu kadar oruç tutacaksın. Bunların hepsini yaptık. 40 yıl boyunca biz bunları yaptık. Dizlerimiz yara oldu namaz kılmaktan. Bir deri bir kemik kaldık aylarca oruç tutmaktan. Fakat biz bunları yaparken yine zordaydık, yine dardaydık. Bunda bir çelişki olduğunu, yani bunda bir yanlış olduğunu düşündük. Ve bir gün dedik ki, ey Allah'ım, sen neredeysen, eğer varsan, senden bir şey istiyorum. Yaşamak hakkımda hayırlıysa beni yaşat, ölmek hakkımda ise de benim canımı al. Ve o gün ölmeden öldürdü bizi. Ölmeden öldürdükten sonra da işte bana şunları söyledi. Ey benim güzel kulum, beni şikayet ederdin, sen neredesin derdin. Beni zindanlara attın, beni ezdin, beni fakir yaptın, beni ötekileştirdin, beni dilsizleştirdin. Bunların hepsini sen söyledin. Evet dedim, söyledim. Evet dedi. Bütün o acıları sana çektiren ben, bütün olayları yaptıran ben, zindana atan ben, seni fakir yapan, birilerini zengin yapan ben. Ey benim güzel kulum, şu an bu zindanda yatan da ben, yatan da ben. Sen kimsin dedi. Nasıl dedim yatan sen? Sen kimsin dedi. Bak, senim. Ben kimim dedi. Bensin. Anladın mı dedi şu an kim olduğunu? Senin içindeymişim değil mi? Ben annen oldum zindanlarda seni bekledim. Eşin oldum gurbet gurbet hapishanelerde peşinde geldim. Evladın oldum onun gözlerinden baktım sana. Ey benim güzel kulum dedi. Yunus'un dediği gibi ete kemiğe bürünmüş de Ramazan olmuş görünmüş, insan olmuş görünmüş.